Tessa Hanım neredeyiz? Zeytindeyiz canım. Günlerden 17 Kasım 2019. Normalde yani zeytinin uzmanıyız diyeceğim ama yok öyle bir şey tabii ki de. Bu arada zeytinde Esra sen daha iyi bilirsin. Kaç kişi evet. Toplama şekli var acaba? Canım ben de bilmiyorum. İlk defa topladım. Bu birincisi mesela. Bu ne tırpanla mı tırmıkla toplama bir de. Sıyrılma yöntemi. Bir de şey sirkeleme. Bir şeyini sıyrılma topluyor sonra sirkelemeyi toplayacağız değil mi? Çırpma diyeceksin. Çırpma. Ya da çırpma her neyse işte. Babam gelsin de babama bir de uzmanına danışalım. Taşları kimler dikti bakalım anlat bakalım. Şu tarlanın bana bir mazisini anlat ya. Babam konuştu. Bunları annem babam yaptı. Trilye zeytini. Aynen. Annenle baban dikti yani. Bak ne kadar büyümüşler. Bu tarlanın mazisi nedir? Bir anlatsana bize ya. Bu tarla babada kalma. Eşimle beraber diktik. Daha sonra beraber suladık. Olmaz da yenderek yüzünü kara çıkarmak için canla başla çalıştık. Baba bu zeytin toplanmasının bir püf noktası var mı? Şimdi bunlar yemeklik değil mi? Yağlık evet. Değil herhalde. Bunlar yağlık değil. Sil yer sofralık. Yağı da az olur. Yağı da çok olur. Baba. Diğer zeytinlerden daha şeydir, narindir. Kızınız yine da aynı de size çekmiş. Böyle zeytin konusunda uzmandır yani kendisi. Ya ben şimdi okuduğum için fazla bir şey katılamadım. Böyle evet. Arada. Evet. Ondan haberi olmadı. Ama Esra çok güzel topluyor baba. Ben takdir ettim yani. Evlat da yetiştirdik. Ve zeytin de yetiştirdik. Büşra da sağ olsun bayağı yardım ediyor baba sana. Büşra da ediyor. Elin kolun maşallah. Ama Büşra bana göre daha çalışkandır. Burada olsa daha çok iş yapar. Şey, sadece tımar yapıyorum. Tımar. Evet. Ha, yani bu diyorsun. Tıraş ediyorum. Seneye güzel verim versin diye yapıyorsun değil mi bunu? Evet, tazeleşsin, gençleşsin diye. Bunlar çullar seriliyor değil mi Esoş? Çok biliyorsun ya sen eski zeytincinin kızısın. Baba bak çok güzel duruyorsun ha. Karizmasın yemin ediyorum var ya. Vallahi karizmasın. Karizma mı oldu? Yerden mi topluyorsun Esoş? Mehmet sen ne seviyordun? Valla anne ben senin yaptığın her şeyi seviyorum. Ben de ayırt etmem. Bir yemeklik tabi. Az bir şey kaldı ya. Var yapılmış var galiba. Bunlar olmasa kadar Esra. Canım nasıl gidiyor? Benim gibi tembel bir adam için bu iş bana göre değil. Zor. Toplayamıyorum yani. Çok yoruldum ya. Elim falan var şişti herhalde. Hadi canım. Vallahi parmaklarım ağrıyor. Hayır elime yakışıyor sıkıntı yok ama yapmaya gelince vallahi var ya bir kilo yağ bile Esra kimseye vermeyeceğim. Onu söyleyeyim sana. İşe devam. Şehirde köyde yaşıyorsan bu işi hiç denemeyeceksin, özenmeyeceksin. Ben size söyleyeyim hani hevesle gelirsin, yarım saat çalışır kaçarsın. Bu işler böyle yani burada. Değil mi baba yani böyle sanki kolay gibi geliyor da insana. Kolay değil. Yani zeytin, gerçekten bir kilo zeytin hani atıyorum insana çok pahalı falan diyor ya arkadaş. Şu tarlaya 2 dakika sok da bak o zaman ne oluyor. Bir de bu zeytin ağacı 5-10 yılda önce yetişiyor bir tanesi değil mi? Şey bunlar 10 yaşında. 10 yaşındaki yani 10 yaşındaki ağaçtan 2 kilo zeytin çıkmıyor yani. Evet, ama evet. İnsanlar işte pazarlık yaparken rahatça yapabiliyor sana değil mi? Bu diyor bu para etmez diyebiliyor. Sevdin mi bu işi? Tam bir köylü kızı. Yani böyle köy kasaba işlerini sevmem. Annem bile kıyamadığım için geldim işte. Biraz faydam dokunsun dedim. Ama maşallah güzel topluyorsun. Bak bunu ben topladım. İşi bitirdik. İşimizi bitirdik Esra. Yorulduk şimdi mandalin partisi. Ve çay annem partisi. Annem hala çalışmaya devam ediyor yazık. Anam babam nerede şu an belli değil. Babam bak izliyor. İleride. Valla çok yorulduk. Artık bir dahaki tur Aralık'ta mı anne? Şimdi Kasım'daydı. Kasım'daki bitti. Aralık'taki zeytine artık anne bilmiyorum. Anca dinlenirim zaten büyük ihtimalle. Baba hoş geldin. Hop. Yorgun demek. Baba işi geldim. Bitirdik. İşi bitirdik. Yapıp haydi olsun.
yapıp paydos. Vallahi canımız çıktı ya baba. Ben bayağı yoruldum. Yani evet. Bir de 12'de geldik. Bir de işimiz bitti. Bayağı yorulduk. Yani bayağı yorulduk. Hem yorulduk hem de yaptık. Bitirdik işi. Bünyemiz alışkın değil ya. Çöldeki bedeviye kutuba götürürsem böyle olur yani. Sucuklar güzeldi. Sucuk yedik. Kahvaltımızı sucukla yaptık. Ya sucuk ekmek. Güzel. Artık yanımıza şu an yaklaşan kaçtın. Var mı Esra son diyeceğim bir şey? Kendine iyi bak. Baba var mı son diyeceğim bir şey? Allah sana şimdi hadi kendinize iyi bakın.